ediyorum. Teşekkür ediyorum. Efendim uzman doktor Sayın Davut Toklu hocamız da bizimle birlikteler. Hocam hoş geldiniz, size şeref verdiniz. Teşekkür ediyoruz. Bugün burada olmanız yine benim için çok önemli çünkü anne sütünün öneminden ve anlamından bize bahsedeceksiniz. Diğer konularımıza girmeden evvel çünkü sevgili Rezan Kiraz gördüğünüz programın başında da bize neler anlatacak. O güzel yerlere gitti, hepimizin varmak istediği yerlere gitti, izlenimlerini bizimle paylaşacak. Hocam anne sütünün önemi nedir? Bunu en iyi ben biliyorum, ben yaşadım. Ama siz lütfen anlatınız, ben de deneyimlerimle naçizane araya girmeye çalışacağım. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Anne sütü, Yaradan'ın veya duanın, ne dersek diyelim, bebeğe verdiği müthiş bir hazinedir. Yani evet, vazgeçilmez bir gıdadır. Evet. Önemini şuradan alır. Bebeğin ilk 6 ayda su dahil hiçbir şey vermesek bile bütün ihtiyaçlarını karşılayan bir besindir. Ben vermedim hocam. Evet. Bir damla su bile vermedim. Sadece ilk 6 ay, yemin ediyorum size, sadece anne sütüyle yaşadı ve şu anda o kadar az hasta oluyor ki. Buyurun çok hocam. Çok şanslı bir bebek. Evet. Yani tabii ki. Bütün bebekler, amacımız da zaten bütün bebeklere bunu sağlayabilmek. Şimdi özelliği ve önemi şu, yani ne kadar anne varsa, ne kadar bebek varsa dünyada o kadar çeşit anne sütü var. Evet. Yani kişiye özel. Evet. Standart bir yapısı yok. Yani diğer mamalar gibi veya diğer gıdalar gibi oranları şudur diye net diyemeyiz. Bebek erken doğduysa anne sütünün yapısı farklı, bebek geç doğduysa farklı. Yani bebek dün doğduysa farklı, 3 ay sonra doğduysa farklı. Yani dinamik bir sıvı. Sürekli değişiyor tepki, evet, değil mi? Evet, evet. Çocuğun ihtiyacına göre, evet, anne sütü de, evet, bu, evet, yaratanın çok büyük bir, evet, planı. Büyük, evet, bir, evet, vardı, evet. Gerçekten bir mucize. Gerçekten bir hediye, bir, evet, mucize. Bir mucize. Evet. Şimdi anne zaten sütü. Bunun yani doğa dedik de ama aslında önce söylediğiniz yaratan şeyi çok daha doğru. Ben çünkü, evet, doğa da yaratana muhtaç değil ne mi? Ne şekilde, evet, ifade ederseniz, evet, dedim. Evet. Buyurun hocam. Şimdi anneler bunu zaten bize iletiyorlar. Yani başta o ilk sütün ağız dediğimiz, ağız kolostrum dediğimiz ilk sütün, tabii, koyuluğunu. Daha sonra, doğru, işte benim sütüm sulandı diye geliyorlar. Hı. Yani bebeğim acaba doymuyor mu diyorlar. Halbuki hiç sulanmıyor. Yani o anda bebeğin suya ihtiyacı var ve öyle koyu süte ihtiyacı yok. O değişimi oradan görüyoruz. Yani mavileşiyor, biraz sulanıyor süt. Sonuç olarak yani dinamik bir sıvı sürekli değişiyor içeriye. Hele o doğumdaki kolostrum dediğimiz ağız o kadar önemli ki adına da zaten altın suyu diyorlar ona. Aa, altın su. Evet, altın su. Yani hocam şöyle, mesela ben doğum yaptığım anda hemen yavrumu kucağıma verdiler ve hemen o anda süt verdim. Ondan bahsediyoruz, evet, değil mi? Evet, evet. Hatta ağız, o zaman bir bebek dostu hastanede doğum yaptınız demek ki yani. Şimdi bu özellikle kavram... Özellikle araştırıp öyle bir tercih yaptım, evet, hocam. Evet. Amacımız zaten bütün hastanelerin bebek dostu, tabii, olması. Bebek, tabii, dostu hastaneler, anne sütünün önemini bilen, teşvik eden, bu eğitimi anneye veren hastaneler diye yorumluyoruz. Evet, evet. Şimdi kolostrum hakikaten altın su demişler. Doğru yani. İçindeki o gıdalar, o şeyler o kadar ihtiyacı var ki çocuğun. Doğar doğmaz çok farklı bir çevreye geliyor. Anne karnından çıkan bebek her türlü mikroba açık. Onun içindeki maddeler birdenbire o sindirim sistemini kaplıyor ve koruyor. Mikroplara karşı koruyor. İlk doğal, bedava, yan tesirsiz bir aşı yapmış oluyor ya, bebeğe. Hakikaten yani öyle. Bu aşı yani çok ilk güzel, süt aslında çok güzel. Çok güzel ifade ediyorsunuz. Evet. 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 Şimdi kolostrumu eskiden vermezlerdi. Ben öğrencilik yıllarımı hatırlarım. Kırsal kesimde çalışırken Hacettepe'de çok şahit olduk ona. Yani onu atarlar böyle. Görüntüsünü, hı-hı, beğenmezler. Hı-hı. Sarı renkte, kıvamını beğenmezler. Koyu renkte. Halbuki bebeğin ona çok ihtiyacı var. Arasanız bulunmaz, evet, yapsanız o, evet, kıvamı, yani, tutmaz. Kıymeti ölçülemeyecek kadar, doğru, fazla. Yani, doğru, şu andaki gelişmiş gıda teknolojileri yaklaşamıyor yani, böyle bir şey üretemeyiz. Yani, evet. Hiçbir hayvanın sütü de yaklaşamıyor buna. Yani diğer ne keçi sütü, ne eşek sütü, ne inek yani sütü. Yani onlardan da biz, ha, ağız yerdik. Yani ilk doğan diyelim ki şeyin... Hayvanların. Hayvanlar. Köyde biz ağız yedik ama tabii onunla annenin ilk sütündeki şey çok farklı. Yani o oğlaklara acıdım. Yani aslında oğlakların ihtiyacı var belki. Yani o ağıza. Evet, doğru. Evet, evet, şey, evet. Tabii, evet. Evet. Peki hocam anneler sütlerini nasıl arttırsınlar? Mesela ben hemen buradan sevgili Ender Saraç hocama da teşekkür etmek istiyorum. Öneride bulunmuştu, hastaneye gelmişti. Dedi ki rezene ve ısırgan çayını muhakkak içmelisin dedi. Ben de gerçekten çok tükettim, bol yeşillik tükettim, çok su içtim ve süt inanılmaz bir şekilde arttı. Bunların faydasını ben kendimde gördüm. Önerebilir miyiz, yararlıdır diyebilir miyiz?
Tabii ki yani sizin de yaşadığınız tecrübede olduğu gibi bu süt çaylarının faydası var. Fakat ondan daha önemli bir şey var. Anne her zaman yaşadığından farklı bir hayat yaşıyor. Yani bir sıvı kaybediyor sütle. Bu sıvının yerine koyulması lazım. Yani evet. Özel bir şey almasa bile sıvı ihtiyacını mutlaka karşılaması lazım. O çok önemli. Susuz kaldığı anda süt azalacaktır miktar olarak. Doğru. Ama süt çaylarının elbette faydası var. Öneririm. Evet. Peki hocam ilk 6 ay dedik ki sadece anne sütü, bir damla su bile gerekmeyecek şekilde. Tabii bu annenin sütünün ne kadar geldiğiyle ilgili, miktarıyla da çok ilgili ama bunu yapmak için zaten önce her şey beyinde başlayıp bitiyor. Niyetli olursanız sütünüzün çok arttığını göreceksiniz. Çok doğru. Peki hocam inek sütüne geçiş ne zaman olmalı? Mesela alerji oluşturabileceği gibi ifadeler var, iddialar var. Nasıl bir geçiş sağlayacağız? Şimdi aslında bizim amacımız, genel prensibimiz şu. Yani anne sütünü ilk 6 ay vermek, su dahil hiçbir şey vermemek. Evet. Ama anne sütü varsa vereceğiz. Şimdi tabii, diyelim ki yoksa bu ilk 6 ayda yoksa ne olacak? Yani bu anneden kaynaklanabilir, hastalık olabilir, Allah korusun anneyi kaybedebiliriz vesaire. Yani çocukluğundan sonra anne sütünden bir şekilde mahrum kalabilir. O zaman işte anne sütüne en yakın gıda ne diye düşünürsek, yani eskiden çok yanlış olarak buna hemen inek sütüne sarılıyorduk. İşte sulandırarak inek sütü vermeye çalışıyorduk falan. Ama görüldü ki anne sütüne yakın bir hayvan gıdası yok, yani çok farklı. Onun için bu formüller geliştirildi. Yani anne sütüne mümkün olduğu kadar yaklaşabilir. Tamamen anne sütü demiyoruz ama en ideali şu andaki hocam, teknoloji. Bir zamanlar, hatırlasın, ben bir soru sormak istiyorum. Bir dönem anne sütünü çok ilginçtir. Çocuğa vermeyin diye bir şey vardı. Bu acaba mama firmalarının bir propagandası mıydı? Böyle bir kara propagandaydı. Evet. Yıllarca ben hatırlıyorum. Vallahi ben pek hatırlayamadım. Şimdi ama ben hatırlıyorum. Bir dönem, mi? Maalesef yani buna bizden önceki dönem olsa gerek Esra. Evet, 70'li yıllar, 60'lı belki daha önce mamaların böyle normal. Bir ara popüler olduğu dönemler, evet. Neredeyse anne sütü mü mama mı tartışmaları yapıldı. Yüz karası günler diyorum ben onu, o günleri hatırlamak bence istemiyorum. Evet, yani eğer anne sütünden mahrum kaldıysa onun vebali büyük hakikaten çocuk yani. O şey. Peki sorularınız varsa alalım. Çünkü hep sizin sorularınız sona kalıyor, dona kalıyor. Buyurun efendim. Ben sorayım. Buyurunuz. Hocam iyi günler. Anne sütü, inek sütünü sulandırdığımız zaman sakıncaları giderir mi acaba? İnek sütünü yani sulandırınca sakıncalar giderilir mi? Şimdi şöyle, inek sütü anne sütüyle kıyaslandığı zaman protein olarak çok yoğun. Evet. Yani anne sütüne göre. Yani böbreğimizin, ya bebeğin böbreğini kaldıramayacağı kadar protein içeriyor. Bu bir sakınca. Şimdi sulandırdığımız zaman proteini hakikaten azaltırız. Ama bu arada biz enerjisini de azaltırız. Zaten az olan minerallerini de azaltırız. Yani bir yere düzeltirken başka bir yere daha çok bozuyoruz. Yani sulandırarak inek sütünü vermek anne sütünün yerine asla geçmez. Asla geçmez. Yani formüller daha uygun orada. Hocam peki başka bir şey daha soracağım. Siz hazırlanın sorunuzu sormak için ama mesela bu biberon mamasıyla kahvaltı karışımı hazırlamak ya da yoğurt mayalamak mümkün mü? Anneler çünkü ya da anne adayları bana da çok sık soruyorlar. Sen yaptın mı diyorlar. Ne öneriyorsunuz hocam? Şimdi çok doğru. 6 aydan sonra bebeğe ek gıdaya geçtiğimiz zamanlarda veya daha sonra 1-2 yaş arasındaki dönemde inek sütüne ihtiyaç duyduğumuz her zaman. Yani bu bir yoğurt olabilir, muhallebi yapımı olur. Bunun yerine o aya uygun olan formül mamayı kullanabiliriz. Yani çok da güzel olur. Evet. Yoğurt yapımında da kullanabiliriz. Kahvaltı karışımı hazırlamakta da kullanabiliriz. Yoğurtlu çorba yapımında da kullanabiliriz. Evet. Peki hocam örnek bir kahvaltı tarifi. O konuda da yine çok ikilemde kalıyor anneler. Hani kahvaltıyı öyle mi vereyim, böyle mi vereyim, içine şunu mu koyayım, bunu mu koyayım gibi bir sürü ikilemler. Yani kabaca şöyle bir 9 ay civarında bebek için bir kahvaltı düşünecek olursak. Bir verelim. Nedir mesela ilk aklımıza gelen kahvaltı bulunan süt. Ama süt demiyoruz artık onu, inek süt demiyoruz. Formül, iki numara formül bulunsun kahvaltıda. Evet. Nedir? Mesela tuzu alınmış peynir, 1 kibrit kutusu kadar peynir. Evet. Yine enerji ihtiyacını karşılaması açısından pekmez, bir tatlı kaşığı pekmez bulunsun. Tereyağı ilave edilebilir 9. aydan itibaren minik bir çay kaşığı şeklinde. Yumurta bu arada işte çeyreğin yarısı kadar bir yumurta koyulabilir. Güzel bir kahvaltı. Hatta bu arada şimdi çok güzel şeyler var. Yani kahvaltı için formüller var. Evet. Hazır. Ondan da 3-4 kaşık için ilave edebilirsek, hazır kahvaltı formüllerinden ilave edersek mükemmel bir şey olur. Yani ben bir şey sorabilir miyim? Bu çay konusu. Benim kızım şimdi 20 yaşında ve çok da iyi. Bülent Berkardan'ın ben tedavisiyle geliştim. Eşi, çay derken süt çayı mı kızım? Hayır, normal çaydan bahsedeceğim şimdi. Bebeğe kahvaltıda açık çay önerdi.
Şimdi çok iyi, doktorum müthiş yani zaten ismiyle müsamaha. Dedim ki nasıl olur çay? İyi kalite çay al, açık, bebeğe kahvaltıda çay ver. Çünkü demişti ki bebeklerde bağırsakta kurtlanmalar olur. İşte çay bu kurtlanmaları önler. O nedenle bebeğe çay vereceksiniz. Vallahi açık, ben bunu ılık çay vereceksiniz. Şimdi... Ben birçok doktordan verilir verilmez ama çok emin olduğum doktordan kendisinden çok emin. Ve 19-20 yaşına getirdim. Bülent Berkarda'nın eşi çocuk doktorudur kendisi. Evet. Hocam ne diyorsunuz? Böyle bir ve uyguladığımda kızım gayet sağlıklı, çayı da sever. Şimdi mesela görümcemin oğlu var, üniversite 3. sınıfta. O bir damla çay içmedi, hala içmez, çayın tadını bilmiyor. Evet. Böyle kaç de bir karışıklık var. Kaç aylık bebek için? İşte kahvaltıya başladığımızda yani galiba. Yani bir yaşın altında mı? Tabii ben bir yaşına kadar emzirdim. Yani genel kanı şu andaki bilgilerimize göre bir yaşın altındaki bir çocuğun çaya ihtiyacı yok. Yani vermemekte yarar var. Yani bir yaşından sonrası. Yani bir açık çay belki verilebilir ama besleyici hiçbir değeri yok, şey yok. Yani evet, çay, ben de hiç daha girmedim çok... böyle bir şeye. Hiç girmedim. Evet. Hala da. Yani işte, demir emilimini de bozabilir yani. Ki hiç önermiyorum. Evet. Yani. Hocam bu arada kahvaltı tarifinize tamamen katılıyorum. Aynen ben de böyle yaptım. Buyurun. Hocam daha doyurucu olsun diye sütün içine bisküvi eziyorlar. Ona ne dersiniz? İnek sütüne bisküvi. İnek sütüne evet. Evet şimdi eskiden o çok sık yapılan bir şeydi. Bebeğin rutin beslenmesi inek sütü artı bisküvi şeklinde yapılıyordu ama şöyle bisküvinin doyurucu oldu doğru, ona itirazımız yok. Ama işte inek sütü ile ilgili çekincelerimizi söyledik. Yani ilk bir yıl içinde. Artık Dünya Sağlık Teşkilatı'nın ve bütün otoritelerin şeyi anne inek sütü kullanılmamalı. Yani hatta bu mümkünse 2 yaşına kadar çıkarılsın deniyor. Evet. Yani inek sütünü orada itirazımız var. Ama bisküvinin doyurucu olduğu doğru. 9 ay civarında kahvaltısına ilave edebiliriz. Rutin olmamak kaydıyla. Yani rutin olmamak kaydıyla. Rutin olmamak kaydıyla. Evet hocam. Bu da çok doğru bir bilgi. Peki hocam, var mı efendim başka soru sormak isteyen? Hanımefendiye de verelim. Derken açık sütten mi bahsediyorsunuz, markette alınan sütten mi bahsediyorsunuz? Onu rica edecektim. Şimdi tabii süt derken sağlıklı bir inek sütünden bahsetmiştim ben. Marketteki sütler hijyen açısından, işte çeşitli hastalık mikroplarının taşıması açısından bir takım sakıncaları giderilmiş sağlıklı sütler. Ama sokaktakilerin artı bir de bir takım şeyleri var. Yani böyle mikrobik hastalıklara yakalanmak yönünden riskleri taşıyorlar. Biz bütün sütleri kastediyoruz. Yani o marketten aldığımız sütler de sakıncalı. Yani aynı şekilde fark eden bir şey yok. Sokaktan aldığımızın bu sakıncalara ilave olarak artı mikrobik hastalıklara karşı da evet. Kapısı açık. Evet. Hocam peki beslenmeyle ilgili, bebek beslenmesiyle ilgili son olarak söylemek istediğiniz şey nedir? Şimdi bebeğimiz okula giderken şunu demeli yani beni annem 6 ay sadece kendi sütüyle besledi. Evet. 6 aydan itibaren diğer gıdalara alıştırdı. Evet. 1 yaşından 2 yaşından sonra da bana sütü sevdirdi. Hala evet. Süt içiyorum. Diyebiliyorsa bu çocuk büyük bir avantaj sağlamıştır. Yani hastalıklara karşı. Birçok evet. Hastalıktan koruyor. Yani zaman olmadı söyleyemedim. Şeker hastalığına kadar, astım hastalığına kadar, doğru. Bütün bulaşıcı hastalıklara kadar koruyucu özelliği evet. Var yani üstünde. Bu avantajı sağlamış oluyor. Güzel bir aşı yaptırmış oluyor kendine. Evet. Bir slogan olarak şunu hep söylemek buyurun istiyorum hocam. Ben yani. Doğan yavru eğer bir buzağıysa buna inek sütünü verelim. Oğlaksa keçi sütünü verelim. Ama bu bebekse anne sütü verelim. Evet. Evet, tamamen katılıyorum hocam. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Hocam yine bekliyorum. Vallahi o kadar güzel anlatıyorsunuz ki bu arada bir tane küçük teşekkür yapmak zorundayım. Ayşe'nin bu yaşa gelmesinde Profesör Doktor Sayın Yıldız Perkin ve bebek hemşiresi sevgili Sevinç Tokun emekleri çok büyüktür. Onlara da sevgilerimi, teşekkürlerimi, saygılarımı iletiyorum. Kısa bir ara veriyorum. Bakın bu aranın ardından programımızda neler izleyeceksiniz efendim.